Birinci Dünya Savaşı diyoruz şimdi. Evet, bu isimler falan, bunlara, bu ayrıntı söylediğim şeylere dikkat edin. Buralardan soru sorabiliyorlar. Birinci Dünya Savaşı diyoruz. İnkılap tarihinin en önemli konusu. Yani inkılap tarihini dedim ya, ortadan ikiye bölseniz Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra diye bölmek mümkün. Çünkü şimdiye kadar yaşananlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri. Sömürgecilik, rekabet, silahlanma yarışı, milliyetçilik, imparatorlukların çökmesi adım adım bir savaşa gidildiğini gösteriyordu. Rekabet büyüyor, dünya küçülüyor ve insanlar artık her yere ulaşabiliyorlar. Bundan sonra yaşanacaklar da sonuç. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenileceğiz. Topraklarımızı işgal edilecek. Bunun sonunda bir kurtuluş savaşı yapmak zorunda kalacağız. Bizim için Birinci Dünya Savaşı 8 sene sürdü aslında. Millet için 4. Birinci Dünya Savaşı 1918'de bitti. Bizim için bitti mi? Biz 22'ye kadar savaşa devam. Evet. Çünkü yenilenlerin içinde bir tek biz kabul etmeyeceğiz yenilgiyi. Karşı koyacağız. Kurtuluş savaşı yapacağız falan. İşte bunların hepsini anlamak için Birinci Dünya Savaşı'nı iyi anlamak gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın tablo şeklinde anlatmıştım size. Şimdi hatırlatma yapacağım. Onları tekrar yazmaya gerek yok. İki gruba böldük dünyayı. İtilaf, ittifak. İtilaflara anlaşma, ittifaklara bağlaşma da deniyor. İtilafların lideri İngiltere, ittifakların lideri, şöyle yazayım hatta. İtilaf, ittifak. Buranın lideri İngiltere, buranın lideri Almanya, ittifaklar. Almanya geç ortaya çıkmış bir devlet biliyorsunuz ama çok iddialı. Bu ikisinin arasındaki sebep Birinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi dedim zaten. Sömürge kavgasıdır Birinci Dünya Savaşı. Peki Almanlar sadece İngilizlerin sömürgesini mi istiyor? Fransızların sömürgesini de istiyor. Bir de Almanya ile Fransa sınır komşusu. Arada başka bir özel sebep daha var. Kömür madenleri var, kavga sebebi. Alsace Lorraine bölgesi. Almanya kurulduğu sene elinden almış Fransa'nın burayı. Şu anda Fransa Alsace Lorraine'i istiyor. Almanya Fransa'nın bütün topraklarını istiyor. Almanlar bayağı iddialı. Şu ana kadar bir gariplik yok. İki sömürgeci ortak, bunların tekerine çomak sokan öbür devlet. Gariplikler şimdi başlıyor. Bunun burada ne işi var? Rusya. Bunlar düşman değil miydi? Ne oldu da bir araya geldiler? Ruslara ne yaparsanız yapın. Sonunda sana boğazları vereceğim deyin. O dakika dost olur sizinle. Geçmiş unutur. Bunu bildikleri için sana verecek. İstanbul'u da, Boğazları da, Gökçeada da, Bolcaada'yı da veriyoruz dediler. Rus çarı Nikola koşarak geldi. İnandırıcılığı ne bu teklifi? Sıfır. Rusya'da buna inanmayanlar çok. Onun için kavga çıkacak zaten ileride. Savaştan çekilelim çekilmeyelim. Bolşevikler çok iyi insanlar da çekildiler zannetmeyin. Bolşevikler biraz daha çardan akıllı. Bunu vermeyeceklerini biliyorlar çünkü. Boşa savaştıklarını biliyoruz da. Rusya burada girerse Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı tarafta girecektir. Neden? Bir kere bunların ikisi sınır komşusu. Girmezse Almanya önce Avusturya'nın kafasını ezer. Girmek zorunda. Bir diğer sebep akraba bunlar. Gelmiyor. Avusturya'yı bugün Azerbaycan'dan bizim gibiler. Bir diğer sebep komşu, rakibi karşıda. Ruslarla bunların kavgası ne Avusturya'nın? Miras kavgası. Osmanlı yıkılırsa Balkanları kim alacak? O Balkanlarda kendi kendine bağımsız olduğunu iddia edenler var ya, bunlar ona sallamıyor. Buralar bizim diyor ikisi de. Bir de başka bir kavga sebebi daha var. Ruslar sıra. Şunların ikisi de gelme. Ve bunlar birbirlerini oldu mu olası sevmez. Almanlarla Ruslar. Slav gelme çatışması var. Rusya burada girerse, dedim ya bunlar tavukla cücükleri gibi Rusya'yla, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya burada girecektir. Bunlar Rusya'dan ayrılmaz. Rusya nerede? Bunlar oradalar, peşinde. Bunlar burada girerse daha yeni kapıştıkları Bulgaristan nerede girer? Karşı taraf. Bulgaristan intikam peşinde. İkisinin, bunların kavgası da kendi çaplarında Balkanlar. Şimdi herkesin safı belli. Bir de safı belli olmayanlar. Kim çok verirse oraya geçecek. Daha transfer olmamış. İtalya. Bonservisi elinde bulun. İtalya Almanya'ya gaza getirdi. Dünyanın yeni süper gücü olacağız ikimiz dedi. Savaş başladı. İngiltere çağırdı. Dedi ki buraya gel abi. Sen orada ne yapın? Trabzonspor'u aldı. Bir şey demedik dediler. Rodos 12 adayı aldı. Sesimizi çıkarmadı. Yanımıza gel Antalya Konya çevresine sana vereceğiz deyince İtalya Almanya'yı sattı bu tarafa geçti. Sonra İzmir çevresini istiyorum dedi. Tamam dediler. Seni mi kıracağız? Savaş bittikten sonra dediler ki vazgeçtik vermiyoruz. İtalya çok da umduğunu bulamadı yani bu tarafa geçti ama. Japonlar.
Bu çekik gözlerin ne derdi var kimle? Bunlara kimseye ne derdi yok. Bunlara yakın adalar. Kiminse düşmanları o. Almanya gitmiş de uzak doğudan ada sattın almıştı ağaçları. Japonlar girdiler, işlerine yarayan yerleri alıp savaştan hemen çekildiler. İlk çekilen devre. Evet, Japonlar çekildi ne oldu ki? Çin girdi devreye bu sefer de. Rakipler oransız ilerliyor, dikkat ederseniz. Yani maç pek ortada geçecek gibi değil. Bu tarafa bakın, o taraf bayağı zayıf. Bu kadar devleti bir arada tutmak kolay mı? İngiltere gibi bir fırıldak için bile zor. Herkese vaatler vaatler, sonra bu illa bir yerde patlayacak. Herkese söz vermişsin, bir toprağa beş devlete vaat etmişsin. Ya. Bunun şeyi var mı? Rusya bir gün savaştan çekildi. Rusya savaştan çekilince onun boşalttığı yeri hemen Amerika Birleşik Devletleri doldurdu. ABD savaşa girdi. Savaş bitti. Amerika dedi ki ben hiçbir taraftan değilim. Ben dedi ortadayım. Hepinizin abisiyim. Sizi barıştırmaya geldim. Bunun derdi de kendini dünya lideri kabul ettirecek. Amerikan Başkanı Wilson bunun için belge bile yayınladı. 14 madde. Kim uydu buna? Hiç kimse. Amerika baktı ki lafını dinleyen yok. Küsüp kenara çekilip Monroe doktrinine dönecek. Yani inziva politikası. Bu taraf sürümen gidiyor böyle. Bu taraf bu kadarcık. Bulgaristan zaten Çanakkale'den sonra girmiş. Bulgaristan etine buluruyor. Girse ne olur bilmez ne olur. Avusturya şimdi bile şu an 8 milyon nüfusu Konya kadar toprağı olan devlet. Almanlar bütün dünyaya meydan okudular ya. Bütün dünyaya zaten tek başına Almanya şu an. İstediği oldu ya. Yani. Herhalde savaşın sonu başından belli. Tarafları anladınız mı nasıl oluştuğunu? Efendim? Evet. Ha. Şimdi savaş nasıl başlamış, nasıl gelişmiş bakalım sonra biz ne tarafta ve niye gireceğiz onu inceleyelim. Şimdi savaşın başlaması için zaten bir bahane aranıyor. Silahlar çekilmiş. Ve dedim ya bu iş için her zamanki gibi en salak millet tercihi Sırplar. Pardon. Dedim ama olsun. Ya 80 milyon karşısında olduğumuzu unuttum. Herkes diyor ki 80 milyon insan izliyor diyor. Biz kendi aramızdaymış gibi devam ediyoruz. Kendi aramızdayız ya, onlar yabancı değil. Gençler. Avusturya, Macaristan, Veliahtı, Sırbistan'ı ziyarete gitmiş de efendim bunlar falan hikaye tabii ki. Ruslar Sırp bir öğrencinin cebine biraz para koymuş, bir de silah vermişler. Bunlar zaten tetikçi olmaya da müsaittirler. Dediler ki adamı öldür, savaşı başlattıracaklar. Bir de görelim bakalım Avusturya ne yapabiliyor diye. Başladı. Avusturya geldi, Sırbistan'ı darmadağın etti bir haftada. Ruslar Avusturya'ya saldırdılar. Almanlar Ruslara saldırdılar. İngilizler de Fransızlar Almanlara saldırdılar. Ortalık karıştı ondan sonra. Anladınız mı? Basit. Dedim ya işte o tarafa saldırırsa o yana saldırır, o şeyde işte öyle gidiyor. Evet. Savaşın ilk başında Almanlar girdiği bütün cepheleri kazandı ve perişan etti bunları da tabii nereye kadar? Almanya'nın gücü tükenmeye başladı. Bütün oklar Almanya üzerinde dönmeye başladı. Almanya kendini kurtaracak, yükü üstünden atacak, işi hafifletecek bir el ayağı arıyor kendini kurt. O da bizim Osmanlı. Işte. Osmanlı, evet. Savaşın büyük devi, Osmanlı İmparatoru. Osmanlı ne kadar zayıf da olsa savaşa girer girmez bütün dengeleri alt üst etti. Herkes hesabını baştan yapmak zorunda kaldı. Savaş dünyanın her tarafına sıçradı. 2 sene sürecek savaş belki 4 sene sürdü. Peki bunlar oldu güzel de biz girince bunlar oldu da biz niye girdik? Bizim kimle ne derdimiz var? Herkesin bir derdi var görüyorsunuz. Bakalım. İngiltere. Savaşa bizi yanında çekecek. Savaş biter bitmez işte bizi parçalayacak. Onun için de tarafsız kalın diyor şimdilik. Tarafsız kalmazsak ne olacak? Hemen oturup bizim toprakları başkalarına paylaştırmaya başladı bile. İngiltere bize tarafsız kalın derken çok masumane bir teklifte bulunmuyor. Zaten geçmişi bu konuda sicili bozdu. Mısır elimizden aldı. Kıbrıs'ı elimizden aldı. Şimdi millete bizim toprakları dağıtıyor. Fransa. Elimizden Tunus'u, Cezayir'i aldı. Şimdi mümkünse petrol bölgelerinin peşinde. İngiltere yedirirse tabii. Rusya hiç dost olmadı. Akdeniz'e inmek için biliyorsunuz yapmadığı pislik kalmadı. Savaş gemisine hacca gitmeye bile denediler Kudüs'ü. Şunlar bizim eski ezikler zaten. Şu İtalya elimizden Rodos'u 12 adayı Trabzonspor'u aldı. Şimdi alabilirse Ege ve Akdeniz'in peşinde. Japonlarla bir meselemiz yok. Çin genetik düşmanımız. Ebedi düşman. Amerika ile o zaman bir derdimiz yok. O da derdini sonra söylüyor. Türkiye'yi sonradan mandasını almaya falan çalışır. Evet gördüğünüz gibi bu taraf full düşman. O zaman mantıklıymış değil mi burada olmamız? Acaba bura düşman, bura dost mu?
omuz omuza savaşacağız. Bize ne hissediyor? Almanya. Bizi yanında savaşa sokacak. Savaş bitince ilk bizi parçalayacaktı ve bunun için demir yolu bile yapıp hazırladı. Berlin, Bağdat diye. Avusturya, Macaristan. Oldum olası unutamadıkları bir gün var. Hep söylüyorlar. Kanuni'nin atının nal izlerini daha Viyana kapılarında unutmadık diyor. Avusturya Dışişleri Bakanı sürekli söyler bunu. Unutmamaları da güzel bir açıdan. Evet. Biz de unutulmak için falan uğraşıyoruz. Bulgar. Birkaç ay oldu. Edirne'yle Kırklareli'yi geri zor aldık elinden. Şimdi ortak olup aynı cephede savaşacağız. Dedim ya, Türk olmanın ayrıcalığıdır. Herkes birbirine düşman, toptan herkes bize düşman. Evet. Tablo bu. Bu tablo bugün de geçerlidir. Buna dikkat etmek lazım. Biz aslında neredeyiz biliyor musunuz? Ne burada ne burada. Burada da değiliz. Biz ta şuradayız. Öyle. Oradayız. Normalde orada olmak bir avantaj gibi kenarda durursun ama kenarda bırakmıyorlar. Biz dışlanma konusunda oradayız. Kavga olduğu zaman şuradayız ortada. Herkes tepemizde. Evet, durum bizim vahim. Yani bizim için bu savaşa girmek bir tercih değildi. Bir mecburiyetti. Böyle anlatılır ya. Almanya'ya hayrandık. Koşarak gittik. Hey, bütün derdimiz, şeyimiz yoktu. Bir gün canımız sıkıldı. Kalkıp Almanya'yla savaş. Öyle bir şey olabilir mi? Koca bir devlet bunun için savaşa girer mi? Bir kere savaş bizim topraklarda olacak. Herkes eşyalarını alıp gelecek. Onun için de savaş meydanında tarafsız kalırsan ilk sene ezerle. Kalamazsın tarafsız. Denedik. Savaş başladı, tarafsızlığımızı ilan ettik. Boğazları kapatıyoruz dedik. Kapitülasyonu da kendi kendimize bir çıkış yaptı. Olmadı. Tarafsız kalamayacağımızı anlayınca İngiltere'ye başvurdu. Bizi yanınızda alın dedik. Hayır dedi. Ya zaten başvurmamız saçma. Adamlar bizim topraklar için savaşa giriyor. Biz de beraber girelim diyor. Lan kendi toprağımıza mı saldıracağız? Ne olacak peki? Girmek zorundaysan, burası seni reddettiyse başka şansın var mı burada? Mecbursun. Başka şansın yok. Onun için de yapacak bir şey yok. Bizim devlet ısrarcı tarafsız kalma konusunda da Enver Paşa, Harbiye Nazırı bu konuda çok tarafsız kalmayı düşünmüyor. Almanlarla gizli bir anlaşma yapmış bizimkiler. Bir gün iki tane Alman gemisi İstanbul'a çıkıp geldi. Goben ve Breslau. Şimdi nasıl girdik ona bakıyoruz. O şeyler isteseniz klasik bir şekilde söyleyeyim. Niye girdik? Kaybettiğimiz topraklar alacakmışız efendim. Turancılığı gel, öyle bir amacımız var. En önemlisi de içinde bulunduğumuz siyasi yalnızlıktan kurtulmak için. Yani öyle çok öbürleri hikaye. Onlar bizim için aslında sebepti, umut. Kaybettiğimiz yeri geri almak falan dedi. Almanlar bizi niye aldı? Biz olmazsak Almanya Orta Doğu'yu kontrol edemez. Uzak Doğu'dan gelen İngiltere'nin yolunu kesemez. Biz olmazsak boğazları kapatamaz. Biz olmazsak Almanya bir hiç zaten. Onlar da düşünüyordu ki ne yapsak Osmanlı'yı yanımıza çeksek, bizden teklif gidince aptalır. Gizli anlaşmanın sonunda iki tane gemi bir gün çıkıp geldi. Goben ve Breslau. Bizimkiler Almanlar bize savaş açtı diye bir panik. Ama Enver Paşa bunların geleceğini biliyorum. Onlar İngilizlerden kaçmıştır dedi, bize sığınmıştır. O daha kötü. İngiltere derse ki siz yardım mı ediyorsunuz Almanlara derse ne yapacak dediler. Biz dedi ki biz bu gemileri satın aldık Almanya'da. Normalde aldık ki yok öyle bir şey. Gemilerin adını değiştirdik. Yavuz'la Midil yaptık. İngiltere bu konuda suçlu. Onun için bize bir şey diyemedi. Biz bunlara iki gemi parası verdik. Adını bile koymuştuk gemilerin. Sultan Osman'la Reşat diye. Gelecek gemilerimiz diye. Sevinçliydik. İngiltere'nin deniz kuvvetleri komutanı Winston Churchill dedi ki ben bu gemileri vermem Türklere dedi. Para, parayı da vermem dedi. Biz de siz vermediniz. Biz de Almanlardan gemi aldık deyince bir şey demedi. Bu gemileri Akdeniz'e geri göndersin diye Enver Paşa'ya bizimkiler baskı yaparken Enver Paşa bunları saldı Karadeniz'e. Osmanlı bayraklarını çekti. Bunlar gidip Sivas Topo ve Odessa limanlarını vurdular Ruslar. Bu arada biz bu limanları vurunca Kırım Türkleri bunu duyup sokağa döküldüler mi? Türkler bizi kurtarmaya geliyor Osmanlı diye. Azerbaycan Türkleri Bakü'de sokaklara döküldü mü? Çırpınırdı Karadeniz diye bizim için marş yazdılar mı? Bizi kurtarmaya geliyorlar diye. Bizimkilerin doğru düz buna haberi yok mu bir de devletin? Rusya bizden hesap soruyor. Bu gemileri neye vurdunuz siz? Ne yapıyoruz biz? Limanı vuruyorsunuz. Bizimkiler haberimiz yok diyor. Enver Paşa baktı ki bu işi aydınlığa kavuşturayım dedi. Kendinin yaptığı belli ya. Gemiler bizim, sizi de biz vurduk dedi Ruslara. Onlarla biz de size savaş açıyoruz dediler. Bu da açın dedi. Onu istesek de istemesek de artık girdik yani. Bunun dönüşü yok. Evet. Enver Paşa bizi oldu bittiyle savaşa soktu falan denir ya. Olay böyle oldu işte. Peki madem girdik savaşacağız. Bunun dönüşü yok. Peki o zaman cephelere bakalım. Bir de onu hatırlayalım. Hangi cephelerde kiminle savaşmışız?
İki tane taarruz cephesi var bizim açtığımız cephe. Kafkas ve Kana. Önce onları söyleyeyim. Kafkas cephesi bizim için kilit. Biz bu cepheye odaklandık zaten. Bizim hayalimiz bu iddiacıların. Turancılığı gerçekleştirmek. Bunun için bizimkiler Kafkaslardan harekete geçecek. Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u Rusların elinden geri alacak. Bakü'ye bir hat çekilecek. Rusya güneye inemeyecek. Azerbaycan'ın petrollerini Ruslardan koruyacak. Orta Asya'ya gidip oradan da Hindistan'a gideceğiz. Kars'tan çıkıp Hindistan'a kadar gitmeyi düşünen bir plandan bahsediyorum size. Aralık ayından bahsediyorum bile. Aralık ayında Kars'tan cephe açarsanız ne olur? Öyle oldu zaten. Bizimkiler Sarı Kamış Harekatı diye bir harekat yapıp Rusları tuzağa düşüreyim derken 20 kilometre çizilmesi gereken yayı 80 kilometre çizince kış soğuk ve hastalıkla bastırınca Allah-u Ekber dağlarında tam rakam belli olmasa da 90 bin civarında askerimiz donarak şehit oldu. 120 bin kişiydi zaten. Kalanlar da harekata devam edildi. Enver Paşa burada yenildi. Ama hayallerinden vazgeçmedi. Kendisi Kafkasya'ya gitti. Kafkasya'da Türklere liderlik yaptı. Basmacı hareketi diye Ruslara karşı yıllarca mücadele etti. 1922'de en son Enver Paşa'nın bir Rus makinalı tüfeğine kılıçla saldırırken şehit edildiği söylenir. Şimdi iddiaçılar bizi çok yanlışlara sürüklediler. Ama şurası bir gerçek. Yanlış yaptıkları çok şey var. Gözü kara adamlardı. Cesurdular. Ve bir şeyi kafaya koydu mu hayallerinin peşinden gidiyorlar. Orduyla gidemedi ama kendi gitti. Orada kardeşi Nuri Paşa gidip Bakü'yü kurtardı Rusların elinde. Öyle bir şeyimiz oldu. Başka da bir artımız yok. Sonra biz gidemeyince Ruslar girdi doğudan. Muş'u, Van'ı, Bitlis'i dahi işgal ettiler. Doğu Anadolu'nun tamamı. Bu arada cepheleri ben sırayla anlatıyorum diye sırayla olmadı. Çanakkale cephesinden yeni bitmiş bir komutan gönderildi hemen Kafkas cephesine. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutan olarak gitti. Rusların elinden Muş'la Bitlis'i geri almayı başardı. Ama kaybettiğimiz yerin yanında aldığımız yer küçük abi. Sonra ne oldu peki bu cephenin akıbeti? Biz bu arada sadece Ruslarla, soğukla, düşmanla mı uğraştık? İçerideki Ermeniler çete kurup köyleri basıp insanları diri diri yaktılar. Hayvanlarla birlikte ahırlardı. Bunları normalde kurşuna dizmesi gerekiyor devlet olması gereken. Bu içeride sen bunu yapar kurşuna. Bizimkiler bunları sürgüne göndermeye karar verdi. Hepsini de değil. Masum diye bıraktıklarımız zaman bir daha savaşacağız da sonra Kurtuluş Savaşı'nda. Tehcir Kanunu diye bir kanun çıktı 1915'te. Bir kısmı Lübnan ve Suriye'ye gönderildi. Bize soykırım yaptınız dedikleri olay da bu işte. Evet. Yani biz 1700'de geldik Anadolu'ya Ermenilerle tanıştık. Soykırım yapacak vakit bulamadık. 900 sene bekledik. Tam başımızın belada olduğu zaman işimiz gücümüz yok. Yani biz bir tane mermiyi nereden bulacağız diye düşünüyoruz. Bir kere soykırım yapacak zamanımız mı var bizim o zaman? Neyse onlar siyasi muhabbetler zaten. Gerçek olmadığını onu herkes biliyor. Türkiye'yi sıkıştırmak için bir malzeme yani. Başka bir şey yok. Esprisi yok. Peki sonra ne oldu? Rusya kendi içinde kendi başını yedi. Bolşevikler ayaklandı. Çar'ı devirdiler. 1917 Bolşevik ihtilaliyle. 1918'de Rusya Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayıp savaştan çekildi. Çekilirken de işgal ettiği yerleri bırakıp gitti. Yani diyoruz ki cepheyi kaybettiğimiz halde savaşı, toprak kazandığımız tek cephe burası. Kafkas cephesi. Evet. Rusya buralarda bırakmış gitmiş. Kafkas cephesinde Mustafa Kemal'in burada savaştığına, tehcir kanununa bunlara dikkat edin özellikle. Bizim açtığımız bir diğer cephe kanal cephesi. Süveyş kanalını kapatacaktık. İngiltere uzak doğudan sömürge getiremeyecekti. Yollarını kesmiş olacaktı. Bu cephede bir kere bir kanalı geçmek gerekiyor. Sina çölüne geçip Mısır'a ulaşacaktı. Ama Hüsra Mısır'a ulaşmak için zaten 4 harekat yaptı. En sonunda ne oldu? Araplardan içeride beklediğimiz desteği göremedik. Almanlar yardım gönderecekti, gönderemediler. Ve 20 binden fazla asker çöllerde zaten şehit oldu. 2 tane taarruz cephesi açtı. İkisi de felaketle sonuçlandı. Şimdi artık savunmadayız. Biz Mısır'a gidemeyince onlar zıplayıp bizim tarafa geçtiler. Filistin cephesinde durdurmaya çalıştılar. Filistin cephesinde ne oldu? Direniş gösterdi. Sonuç Kudüs gitti. Mescid-i Aksa gitti. Ve burada bizim yanımızda olan Araplar olduğu gibi karşımızda olanlar da vardı onlarla birlikte hareket eden. Ve satışa da geldik tabii biraz. Kudüs düştü. Kudüs'ü aldılar. Burayı anlatan Üsteğmen, burada Üsteğmen olarak savaşıyordu. Fatih Rıfkı Atay.
Zeytin Dağı eserinde Filistin cephesini anlatıyor. Evet. Sonra Hicaz Yemen cephesine kutsal toprakları korumak için gittik. Ve buranın komutanı Fahrettin Paşa dedi ki Peygamberimin gömülü olduğu topraklara abdestsiz kafirleri bastırmam dedi. Burada mücadele ettik. Ne oldu? İngilizlerin kışkırttığı Araplarla savaştık. Şerif Hüseyin bunlarla anlaşmış zaten. İngiliz Lawrence diye bir ajan var. Bunun peşinde namaz bile kıldı bunlar. Bize savaş açtılar. Kabe gitti. Mekke gitti. Medine'yi alamadılar. Sene 1918'e kadar. Ve Medine'de müthiş bir savunma örneği gösteren bir peygamber aşığıdır. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa'yı anlatan bir kitap var. Yanındaki subaylardan biri yazmıştı. Feridun Kan demiş. Medine müdafaası eserinde Fahrettin Paşa'yı anlatır. Medine'de çekirge yediklerini, burayı nasıl savunduklarını, neler çektiklerini burada anlatıyor Feridun Kan demiş. Evet. Bizim için en önemli topraklardı buralar. Buraları da böyle kaybettik. Irak cephesinden de aynı anda saldırıyorlar. Basra Körfezi'nden girmişler. Burada sırasıyla Kurtulamare, Selman-ı Pak, Bağdat, Musul'u alıp Rusya'ya gideceklerdi. Buranın komutanı vardı Halil Paşa. Enver Paşa'nın amcası. Ama Enver Paşa'dan da bir yaş küçük. Halil Kut Paşa. Karabekir Paşa burada da var, yanındaydı. Sakallı Nurettin Paşa var yanında. Bunlar Selman-ı Pak'tan sonra Kurtulamare'de İngilizlere sıkıştırıp bir günde 15 bin civarında İngiliz askerini esir aldı. İngiltere tarihinde hiçbir savaştan bu kadar esir vermedi. 400 tanesi general bunlar esir aldıklarını. Ama cephenin genelini kaybedince Kutulamare'de kazanmak da bir işimize yaramadı. Musul alamadılar. Rusya'ya gidemediler. Ama cepheyi kaybettik. Irak cephesini. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Musul bizimdi. Musul'a niye sahip çıktığımızı, niye Misak-ı Milli sınırlarında gösterdiğimizi anladınız mı? Musul'u biz savaşta kaybetmedik. Savaştan sonra sahtekarlıkla elimizden aldılar. Mondros'tan sonra. Evet. Kutulamare kahramanı Halil Paşa'yı unutmayın burada. Çok gündeme geldi bu sene özellikle. Herkes sorulacak dedi veya sorulup sorulmaması önemli değil. Sen illa sorulacak diye bir şey yapacaksın. Bu adam burada müthiş bir emek vermiş. Bir de çok gündemde olduğu için de belki sormamışlardır da sorsunlar sormasınlar. Neyse artık. Sen Halil Paşa'yı bileceksin. Halil Paşa. Kutulamare kahramanı. Bu cephelerin böyle. Bir de savaşın kilitlendiği cephe var. Çanakkale cephesi. Başka bir alanda. Savaşın en çetin geçtiği yer burası. Çanakkale cephesinde bunların hedefi Çanakkale Boğazı'na bir gün ömür biçmişler. Geçecekler. İstanbul'u alıp Osmanlı'yı saf dışı bırakacaklar. Beyin ölümümüz gerçekleşince öbürlerinde çalışmamıza gerek kalmayacak. Otomatikman savaş dışı kalacaktık biz. Eğer burayı kaybetseydik. Ondan sonra da Rusya'ya yardım götüreceklerdi. Bulgar'ı, Yunan'ı kendi yanlarında savaşa sokacaklardı. Avusturya'yı ezip Almanya üzerine gideceklerdi. Planı 1,5 ay içinde yapacaklardı. Aslında eğer Çanakkale'yi geçseler doğru bir plan yaparlardı yani. İlk adımda takılacaklarını hiç düşünmediler. Türkler bize karşı çıkıp Çanakkale'de bir tane bile mermi atamaz diyorlar. Aslında mantıklısı da o düşünülüyor. Ama bazen işte her şey planlandığı gibi olmuyor. Bizim bile kendimize şaşırdığımız bir destan başladı ondan sonra. Zaten ondan sonrasında akıl mantık devre dışı kalır. Yani Çanakkale'yi nasıl kazandık deyince işte birisi gökten melekler geldi kazandık der. O inançla ilgili olabilir. Birisi motive olduk der ama şunu söyleyeyim ki size. İnanmamış adamların yapacağı iş değil bu. Ve ne kadar motive olursa olun 276 kiloluk mermiyi kaldıramazsınız. Bir yeriniz yırtılır. Evet. Aynı mermiyi aynı adam kaldıramadı daha sonra çünkü. Kocasıydı. Bu bir sembol, bir adam sadece. Onun gibi daha niceleri var. Özellikle Cevat Çobanlı Paşa'yı, burada böyle çok hakkı şey yapılan bir adamdır. Çanakkale'nin seyri değiştiren adamdır Cevat Paşa. Çanakkale Boğazı'na mayın döşeyen Nusret Mayın gemisini idare ediyor. Ve burada gemileri boğaza gömen adamdır. Nusret Mayın gemisi. Cevat Çobanlı. Ondan sonra zaten adamlarda geminin şeklinde bir süresi, zaten sınırlı süresi yok. Sen onu durduruyorsun, arkadan bir gemi daha getiriyor. Onu bitiren öbürü 57. alaydan tutun da isimsiz bir sürü kahraman, şimdi çok ayrıntısına girmeyeceğim. Efendim, Koca Seyit'e kadar bir tür dünyaya bedeldir. Lafı Çanakkale'de gerçek oldu. Koca Seyit dünyanın en büyük savaş tırmızını boğaza gömen adamdır burada. Ve boğazı geçemedi. 18 Mart diye andığımız şehitler günü boğazı geçemedikleri tarih. Çanakkale Savaşı'nın bitişi değil. Temmuz sonuna kadar savaş devam etti.
O boğazı geçemediler 18 Mart'ta. Ondan sonra karaya asker çıkardılar. Kara savaşlar. O küçücük yerde kara savaşları başladı bu seferde. Mustafa Kemal Yarbay'dı bu cephede. Bizim cephelerin bütün komutanları Alman. Ve burada o tarihi söz, Çanakkale'yi özetleyen cümledir aslında. Jonk Bayırı'nda askerin önünü kesti. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum sözünü söyledi. Ondan sonra bizimkiler dönüp düşmanın üstüne atılıp cepheden birer birer söküp attılar. Altıtepe, Kireçtepe, Seddülbahir, efendim Jonk Bayırı, Arıburnu buralardan birer birer söküp attı. Karabekir Paşa Çanakkale'de hiç savaşmamış gibi anlatılmaz nedense. Sanki adam doğuda bir tek orada savaştı gibi anlatılır. Olur mu? Mustafa Kemal Anapartalar kahramanı olarak geçti tarihe. Karabekir Paşa da Altıtepe kahramanı olarak geçti tarihe. Altıtepe kahramanı Kazım Karabekir'dir. Evet. Çanakkale kazandığımız tek cephe diyoruz. Manevi bir kazanç aslında bizim için. 250 bin vatan evladını şehit vermiştik. Neyin kazancı? Manevi bir kazanç. Ve en önemlisi belki Kurtuluş Savaşı'nın ruhu da oldu burada Çanakkale'de. Burada ortaya çıktı. 500 bin insan öldü iki taraftan. 247 bin şehidimiz var Çanakkale. Eli kalem tutan kim varsa şehit oldu yani. O şekilde. Çanakkale bizim tarihimizin en şanlı, şerefli savaşıdır. Çanakkale Savaşı'nın sonunda savaş 2 yıl uzadı. Rusya'ya yardım götüremediler. Bolşevik ihtilali çıktı. Rusya savaştan çekildi. Bulgaristan bizim tarafta, Yunan karşı tarafta savaşa girdi. Küçük bir ayrıntı vereyim. Bulgaristan bizim yanımızda girsin diye Dimetoka'yı verdik Bulgaristan'a. Bizim girdi de ne oldu? Almanya'yla dara bağlantısını sağladı. Ne işimize yaradı? Hiçbir şey. 4 gün sonra pes etti zaten. Evet. İlk kapanan cephedir. Tek kazandığımız cephedir Çanakkale cephesi. Arkadaşlar. Bir de sınırlarımız dışına asker gönderdiğimiz cepheler var. Romanya cephesi, Galicia cephesi, Makedonya cephesi. 60 binden fazla vatan evladı bilmediğimiz topraklarda şehit düştüler. Mezarlarını bile bilmiyorsun nerede olduklarını. Böyle bir dramdır bu. Cepheler bunlar. Birinci Dünya Savaşı'nın savaş sırasında yaptığı gizli anlaşmalar var. Onları söyleyeceğim. Ondan sonra ateşkes anlaşmaları yapılacak. Onları söyleyeceğim. Barış anlaşmalarından bahsedeceğim. Birinci Dünya Savaşı'nı kapatıp kendi özel savaşımıza devam edeceğiz. Evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalar var. Bu anlaşmaların içerisinde neye dikkat edeceğiz? Sykes-Picot bunların en önemlisidir. Osmanlı'nın en kapsamlı paylaşıldığı anlaşmadır. Onun dışında bir sürü. Bu anlaşmaların genel mantığı şu. Osmanlı Devleti'nin paylaşma tasarıları da diyebiliriz bunlara. İngiltere ile Fransa öbür devletleri yanlarında tutabilmek için herkese bir şeyler vaat etmişler. Mesela McMahon'da Arapları kandırmışlar. Londra Anlaşması'nda İtalya'ya bizim tarafa geç demişler. Rusya'ya boğazları falan vaat etmişler İstanbul Anlaşması diye. Ondan sonra İtalya mızıkçılık yapınca Saint-Jean-de-Marin'de İzmir çevresinde sana vereceğiz demişler. Petrograd protokolünde Ruslara Doğu Anadolu'yu da sana vereceğiz demişler. Herkese bir vaatlerde bulunmuşlar. En kapsamlısı Sykes-Picot bunların içinde. Osmanlı'nın en kapsamlı paylaşıldığı anlaşma bu. Bir de İngiltere'nin Yahudilere söz verdiği bir şey var. Bu gizli anlaşma değil aslında. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı James Balfour bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki Filistin'de bir İsrail devleti kurulmasını onaylıyoruz dedi. Sonra tabii verdi mi Filistin'e Yahudilere? Hayır. Araplara da vermedi. İsrail 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak. Herkese söz vermişler böyle. Bu gizli anlaşmalara uyuldu mu uyulmadı mı göreceğiz. Şimdi savaşı bir bitirelim. Amerika'nın savaşa girmesiyle savaşın bitişi hızlandı diyoruz. Amerikan Başkanı Wilson 14 maddelik bildiri yayınladı Wilson ülkeleri diye. Herkes buna uyacak dedi. Uymak zorundasınız dedi. Kimse uymadı. Açıkça tavır da almadılar. Ama uymadılar da. Amerika'da Monroe doktrini diye bu sorulabilir. İnziva politikasına geri döndü. İnzivaya çekilme politikası, dünya siyasetinden uzaklaşma, yalnızlık politikasına döndü. Buna Monroe doktrini deniliyor. Wilson ülkelerinde ne diyordu? Yenenler yenilenlerden toprak almayacak, tazminat almayacak. Ondan sonra devletler arasında gizli anlaşma yapılmayacak, silahlanma yarışına gidilmeyecek, milletler cemiyeti kurulacak. Bizi ilgilendiren bir madde, bir bölgede kimin nüfusu çoksa orası ona verilecek diyor. Hemen altta da diyor ki azınlıklara kendi kaderini belirleme hakkı verilsin diyor. Yani çoğunlukla azınlığa diyor ki herkese vaatte bulunuyor. İkiniz de birbirinize girin ama ikiniz de beni sevin diyor. Herkese vaatlerde bulunmuş. Şimdi ateşkes anlaşmalarını bir hatırlayalım şöyle seri bir şekilde. Uyulmadığını göreceğiz zaten bir son ülkelerine. Almanya ile Rekondes, Avusturya Macaristan'la Villa Boyste,
Bulgaristan'da Selanik, Osmanlı'yla da Mondros imzalanmış. Öbürleri önemli değil. Bizim anlaşmaya bakalım Mondros'a. Ege'de Limni Adası'nda imzalanmış Mondros Limanı'nda. Bizim taraftan anlaşmayı Rao Torbay imzalamış, Bahriye Nazırı. Karşı tarafta da İngiliz amirali Kaltrop imzalamış. Agamemnon diye bir gemide imzalatmışlar anlaşmayı bize. Rao Torbay sorulabilir anlaşmayı imzalayan kişi. Bir de şu sorulabilir, o çok yanıltabilir de. Osmanlı'da hükümetin başında kim vardı Mondros imzalanırken diye. Rao Torbay bakan, hükümetin başı. Vahdettin padişah. Hükümetin başında Ahmet İzzet Paşa vardı. Ahmet İzzet Paşa hükümeti vardı. Rao Torbay, bu da sorulabilir demiştim. Mondros imzaladığı yılları, o pişmanlıklarını falan Cehennem Değirmeni diye bir kitabında Rao Torbay anlatıyor. Oradaki o durumları, nasıl imzalandığını, Osmanlı'nın o bunalımlı yıllarını anlatıyor Cehennem Değirmeni diye kitabında. Mondros gibi bir anlaşmayı imzalayan bir devletin varlığından söz etmek çok mümkün değil. Resmen devlet kendini teslim etmiş. Ve bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı fiilen bitmiş bir devlettir artık. Yalnız millet kabul etmeyecek bunu. Devlet kabul etmiş de millet kabul etmeyecek. Mondros'a karşı çıkacak. En tehlikeli maddeleri 7 ve 24. maddeler. 7. maddede İtilaf devletleri herhangi bir yeri işgal edebilir diyor güvenliğini tehlikede görürse. 24. maddede aynı lafı Doğu için bir daha söylüyor. Ve diyor ki Doğu Anadolu'daki 6 ilde karşılık çıkarsa işgal edilecek diyor. Özellikle bir mesaj veriliyor burada Doğu'da. Niye 6 il? Ermeni devletinin sınırları çiziliyor burada. O 6 ilde yan yana olsa neyse. Sivas, Erzurum, Elazığ, Van, Bitlis, Diyarbakır, koca bir coğrafya var orada. Aslında 6 il değil. Böyle bir şeylik yapmışlar, uyanıklık. İşte ordularımızı teslim edeceğimizi söylüyor. Ulaşım haberleşme araçlarımızı teslim edeceğiz diyor. Onlar telgraf hatlarını teslim edeceğiz diyor. İhracat yapmayacağız diyor. Yani her şeyimiz elimizden alınmış görünüyor Mondros'tan. Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer Musul. İşgale ilk direniş gösterebildiğimiz, tepki gösterdiğimiz yer Hatay Dört Yol. Cılız bir tepkiydi. Kilikyalılar cemiyeti gösterdi ama ciddiye almadılar o zaman. Ama aslında Anadolu'da başlayacak büyük bir isyanın habercisiydi ve bunu o zaman ciddiye almadılar. Yani bu millet bu işgali kabul etmeyecek. Bunu anlıyoruz burada. Peki. Bunlar ateşkesten sonra başımıza gelenler. Barıştan sonra ne olacak acaba? Barış nasıldır ateşkes böyleyse? Şimdi barış anlaşmalarına gidelim. Kiminle hangi barış yapılmış? Paris Barış Konferansı diye toplantı yapılmış. Anlaşmalar burada yapılacak. 1920'nin 10 Ocağı'nda. 10 Ocak'tı değil mi? 18 Ocak. 18 Ocak'tı evet. Toplantı yapılmış. Toplantıya biz katılmadık. 32 tane devlet katılmış. İyi ki de katılmamışız. Başımıza gelecekleri biliyorduk çünkü. En çok yine bizi konuştular toplantıda. Toplantıda gizli anlaşmalar masaya yatırılmış. Artık gizli diye bir şey yok. Herkes payını almanın peşinde. Beklenmeyen şeyler de oldu. Mesela Rodos'ta 12 ada İtalya'ya söz verilmişken hayır. Ne diyecektim burada ben? İzmir. Rodos 12 ada değil. İzmir ve çevresi. O sonraki mesele. Tabi 1947'de. İzmir ve çevresi Yunanistan'a söz verilmişken alıp Yunanistan'a verirler. İtalya'ya söz vermişlerdi. İlk taraf devletler arasında ilk görüş ayrılıkları nerede başlamış diyorsanız Paris. Niye İtalya değil de Yunanistan? İtalya çünkü güçlü. Yunanistan zayıf. Yunanistan'a verirse İngiltere burayı istediği gibi kullanır. Onun için yaptı zaten bunu bilerek. Ruslara vaat edilen yerler vardı. Rusya savaşta çekildi. Artık Rusya itilaf devleti değil. Ne olacak o zaman buralar? Çekilmezse de vermezlerdi de gerçi. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulsun diye açıkça söylediler. İstanbul ve Boğazlar Rusya'ya vaat edilmişti. İngiltere burayı da vermeyelim, hep beraber yönetelim dediler. Komisyon yönetecekmiş Boğazları. Komisyonun başkanı İngiliz olacakmış, bir tane de üye olacakmış bizden. Komisyonun ayrı bir bayrağı, bütçesi olacakmış ve biz Boğaz'ın iki yakasında asker bulundurmayacakmışız. Evet, güya İstanbul'u işgal etmemiş de Boğazları el koymuşlar. Başkan ne diyor? Toplantıda ne konuşuldu? Aşağı, Türkiye'nin aşağısı ne olacak dediler. Sömürge deseler biz sonkelerine ters. Onun için de buna bir ifade uydurdular. Manda ve himaye ile yönetilecekmiş diğer sömürge toprakları. Ona bir isim buldular. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verdiler. Wilson kurulsun diyordu. Bir sene sonra göreve başlayacak 1 Ocak 1920'de. Başka barış anlaşmalarının taslakları çizildi. Kiminle hangi barış yapılacağını belirlediler. Almanya ile Versay.
Avusturya'yla Saint-Germain, Macaristan'la Trianon, Bulgaristan'la Löyi, Osmanlı'yla Sèvres. Yalnız şuna dikkat edin. Biz hem Paris'e gitmediğimiz için hem de bizi bölüşemedikleri için bizim anlaşmayı sonra konuşalım deyip rafa kaldırdılar. Bizim anlaşmanın şeklini sonra belirleyeceklermiş. Bu da bizim işimize yaradı. Topraklarımızın kıymetli olması ilk defa işimize yaradı. Çünkü onlar bizi bölüşene kadar bir seneye yakın bir süre geçecek. Biz de o arada bir Kurtuluş Savaşı hazırlığı yapabileceğiz. Bu bizim için bir fırsat. Onun için Sèvres'i biz de ne zaman anlatacağız? İmzalandığı zaman anlatacağız. Sèvres şimdilik piyasada yok. Evet, hazırlayacaklarmış. Bizim dışımızda öbürlerine bakarsan en ağır anlaşma hangisi onların içerisinde? Versay anlaşması. Almanya'yı resmen ölüme mahkum etmişler. Her şeyin elinden almışlar. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucundan belli yani. O kesin olacak. Peki. Barış anlaşmaları da böyle. Dünya haritasını tekrar çizdiler. Yeni devletler kurdular. Rusya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı gibi imparatorluklar çöktü. Ondan sonra Ukrayna, Letonya, Litvanya, Estonya, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi yeni devletler kurdular. Macaristan gibi yeni devletler kurdular. Ondan sonra 2,5 milyon deniliyor da 5 milyon diyen de var. İnsan öldü. İlk defa kimyasal silahlar kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda gerçekten bilanço ağır. İkinci Dünya Savaşı'nın bilançosu daha da ağır olacak. 60 milyondan fazla insan ölecek. Nükleer silah kullanılacak İkinci Dünya Savaşı'nda. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdik. Kendi özel savaşımıza bakacağız şimdi biz. Bizim için çünkü savaş devam ediyor. Önce şu İzmir'in işgaline biraz ayrıntılı bakacağız. Ondan sonra da Anadolu'nun geneline bakacağız. İzmir Yunanlara verilmiş, vaat edilmiş. Yunanlar İzmir'i işgal ederken onlara sorarsanız tamamen haklılar, öyle diyorlar. Paris de bize verildi diyorlar. Ayrıca İzmir'de Rumların nüfusu bizden fazlaymış. Bir son ülkelerine göre de haklıymışlar. Ayrıca İzmir'de Türkler Rumlara katliam yapıyormuş nasıl oluyorsa. Orada da haklıymışlar. İzmir'e asker çıkardılar. Bizim devlet ne yaptı? Amerika'ya başvurdu. Biz sizin Wilson ülkelerine güvenmiştik, bu durumu araştırın diye. Amerika'dan Bristol diye bir adam geldi. Amiral Bristol rapor yazdı. Raporda dedi ki İzmir'in işgali tamamen haksızdır. İzmir'de Rumlar katliam yapmaktadır ve Yunanistan derhal İzmir'i boşaltmalıdır şeklinde. Bu bizi mutlu eden raporun sebebi ne? İngiltere Rumları destekliyor. Amerika diyor ki ben de Türkleri desteklerim diyor. Bir manda düşüncesi var. Yoksa bize bayıldığından değil. Evet. Bir de General Milne diye bir adam var. Onun da bir hattı raporu olacak. General Milne dediğimiz adam İngiliz. Ve bizi tamamen aptal yerine koyan bir şey. Diyor ki Türklerle Yunanların, Rumların arasında çatışmalar durdurulsun. İki taraf da bizim emrimize girsin. Ve bir taraf saldıracak olursa bir hafta önceden haber versin. Bizim kuvvetler İngilizlerin emrine girecekmiş, bir hafta önce haber verecekmişiz. Biz haftaya Yunanlara saldıracağız diye. Milne'nin de böyle orijinal bir raporu var. Tabii Mustafa Kemal Anadolu'da herkese haber gönderip kesinlikle bu Milne hattına uyulmamasını falan söyledi. Zaten kimse de uymadı. Silahını falan kimse bırakmadı Milne'nin lafıyla. Evet. Millet başının çaresine baktı. Devlet aciz, millet küçük küçük milis güçler kurdular. Kuvayi Milliye diyeceğimiz genel bir mücadele başladı Anadolu'da. Aynı Akdeniz'de başladığı gibi Hatay'da, Dört Yol'da. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Kazım Bey, Fatma Seher Hanım gibi küçük Kuvayi Milliyeci birlikleri Yunanlara karşı bir mücadele başlattılar. Bizim Ege'de Kuvayi Milliyeci'nin içerisinde bulunan küçük bir kız çocuğu var. Bizim ilk istiklal madalyası alan kadındır. Onbaşı Nezahat, 12 yaşında. İstiklal madalyası ilk defa ona verilecek kadınlar arasında. Evet. Bir de Hasan Tahsin meselesi var, onu da söyleyeyim. Oradan Türkiye'nin geneline bakalım. Hasan Tahsin gerçek adı Osman Nevres. Hukuku Beşer gazetesinin başyazarı. Olaya haber yapmak için gittiğinde, bunu tabii gururuna yediremiyor Yunanların böyle kordonda yürüyüş yapmaları falan. Tabancasını çekip ateş ediyor bunlar. Sonra Hasan Tahsin'i şehit ettiler. İlk kurşunu o attı denir. Normalde o bilinecek bir şey değil de bu sembol olmuştur. Hasan Tahsin İzmir'de sembol olmuş vatansever bir gazeteci efendim. O da sorulabilecek bir isimdir. Osman Nevres gerçek adı. Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarıdır kendisi. Evet. Türkiye'nin geneline bakalım. İşgallerle birlikte dernekleşme başlamış her tarafta.
Düşman da vuruyor, bizimkiler de vuruyor. Cemiyetler dediğimiz bu derneklere bakalım. Zararlı ve yararlı diye ayırıyoruz bunları. Zararlı cemiyetler, azınlıkların kurdukları var. Bir de milli varlığa düşman cemiyetler var. Kaç tane azınlık var Osmanlı'dan kalma tanımlanmış Anadolu'da? Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Rumları hatırlayalım. Mavi Mira cemiyeti var. Bizans'ı yeniden kurma düşüncesi var. İstanbul merkezde olup Ege'de çalışan etnik yeterli cemiyeti var. Ta eski bir cemiyet. Megalo iddia diyorlar adım adım gerçekleştirdikleri hayallerine. Ege'nin iki yakasında Büyük Yunanistan düşüncesi var. Karadeniz Rumlarının kurduğu Pontus Rum cemiyeti var. Bizimkiler de buna karşı boş durmadılar. İzmir'de etnik yeterli cemiyetine karşı İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Sonra Reddi İlhak Cemiyeti kuruldu. Bu ikisi birleşti İzmir Reddi İlhak diye. Balıkesir Alaşehir Kongreleri'ni Reddi İlhak Cemiyeti yaptı. Yani bizim Kurtuluş Savaşı'nın çekirdeği bu cemiyetler. Bunların yaptığı toplantıları falan söyleyeceğim daha sonra. Karadeniz'deki Rumlara, Pontus Rumlarına karşı Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Efendim bir de İstanbul'da bütün Rum cemiyetlerini organize eden bir cemiyet var. O da Kordos, İzlal Kordos. Bilindik adıyla Rum Göçmenleri Cemiyeti. İstanbul'da lojistik destek sağlıyor bunların hepsine. Ermenilerin Hınçak Taşnak Komitesi Cemiyeti var. Bizimkiler buna karşı Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdular. Kars İslam Şurası'nı kurdular. Yine bizim ileride anlatacağım Erzurum Kongresi'ni Trabzon'dan Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri topladı. İkisini topladılar. Efendim Yahudilerin var. Alyans-ı İsrail Cemiyeti, Makabi Cemiyeti diye de geçer. Düşmana burada yardım edecekler. İngiltere de bunlara Kudüs'te devlet kurduracakmış. Sözümüz söz diyor hala İngiltere bunlara. Balfour'da söz verdi ya. Bunlar azınlıkların kurdukları. Milli varlığa düşman cemiyetler var bir de. Bir kısmı parti, Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkası, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası, Teali İslam Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti. Ondan sonra böyle bir sürü de zararlı cemiyet var. Bir de mandacı cemiyetler var zararlıların içinde. Bir sonrakileri cemiyeti var, Amerikan mandasını savunan. Bir de İngiliz muhitleri cemiyeti var. Damat Ferit bizzat destekliyor bunu. En güçlü cemiyet bu zararlı cemiyetler içerisinde. Bizzat hükümet desteği var arkasında. Onlar arası iyi bir İngilizlerle Damat Ferit. Peki bizim milli cemiyetler bu kadarla bitiyor mu? Bizde çok. Sadece Trabzon, Doğu Anadolu, Kilikyalılar değil bir sürü. Çukurova'da mesela dedim ya Kilikyalılar Cemiyeti kuruldu. Bizde işgal edilme riski olan en tehlikeli yer Trakya, Paşeli Cemiyeti kuruldu. Trakya Paşeli bizim ilk cemiyetimiz. Trakya Paşeli. Düşmana ilk tepki gösteren cemiyetimiz Kilikyalılar Cemiyeti. Düşmana karşı ilk toplantı yapan cemiyetimiz Kars İslam Şurası. Bir de öbürlerine benzemeyen ulusal bir cemiyetimiz var, bölgesel değil. Sadece basın yayınla uğraşıyor. Milli Kongre Cemiyeti. Bu cemiyetin başkanı Doktor Esat Işık, raporda yazacak Ermenilere karşı Doktor Esat Işık raporu diye raporda hazırlayacak. Efendim bunun dışında Anadolu Kadınları Cemiyeti var. Sivas'ta kurulmuş bir yardım cemiyeti. İstanbul'da Anadolu'ya malzeme kaçırmak için iddiaçıların kurduğu gizli karakol cemiyeti var. Yine iddiaçıların kurduğu MİMMİM cemiyeti var. Milli Müdafaa'nın kısaltması. Evet, MİMMİM cemiyeti, MİMMİM grubu diye de geçer bu. Onun dışında bir de bizim cemiyetlerin hepsini birleştirmek için kurulmuş bir cemiyet var. Vahdet-i Milliye Cemiyeti. Olması gereken aslında zaten bu. Ama bizim buna tabii gücü yetmeyecek. Zaten bu cemiyetleri birleştirebilseler de bizim o kadar toplantı yapmamıza gerek yok daha sonra. Mustafa Kemal ve arkadaşları burada devreye giriyor işte. Anadolu'da bir Kurtuluş Savaşı var. Doğal bir Kurtuluş Savaşı. Birilerinin gelip bunları tek yumruk yapması gerekiyor. Böyle olmaz çünkü bölgesel olmaz. Silahlı mücadele verdiler. Milli Kongre hariç. Bulundukları bölgelerin Türklüğünü savundular. Haklı mücadelemizi savundular. Milletin moral motivasyonunu yükselttiler. Milli cemiyetler bizim Kurtuluş Savaşımızı çekirdeğidir. Daha sonra göreceksiniz. Balıkesir Kongresi'nde batıdakiler, Erzurum Kongresi'nde doğudakiler, Sivas Kongresi'nde hepsi birleştirilir. Bir tane ismi olacak bizim cemiyetler. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de birleştirilecek. Evet.